Ay. Teşekkürler. Haydi bakalım. Para bitti. Ay bismillah. Nereye yalım mı? Hadi gel ya. Cebimde son bir para var. Orada da Şiva'nın silah var. davulunu indiriyorum. Sen bunu söylediysen ekonomi yarrağıymış ama ne kıyım. Bu da mızrak gibi. Hadi şimdi. İnşallah durumun üzerinde olsun hanım ya. Lan Mehmet sen de öyle bir söylüyorsun ki sanki çocuğun durumu kötüymüş gibi. Ama abi baksana sen çalışmıyor. Lan adam çalışmıyor. Tamam. Çalışsa bu durumda olmazdı şu an. Doğru mu? Kum saati şekilli davul. Olamaz. Başlıyoruz. Sıkı dur. Akıyoruz mübarek. Çalışmayınca kendini çıplak hissetmiyor musun? Vallahi çalışmayınca kendimi çıplak hissetmiyorum aslında. Parasız kendini hissediyorum. Ya işte. Ve şimdi de bu tarafa suyunu açıyoruz. İşte oldu. Oğlum bak. Evde çalışırken şimdi bir kazancın olur. Su akıyor. Yoksa sırf para kazanmak için yani cebinde para bulunsun diye gidip saatlerce bir tane ahmağın yanına Aman işini yapmak zorunda değilim. Aha. Allah söyle abi. Anladın mı? Bu kadar. Yakında öğreneceğiz. Sanırım bu iyi bir şey. Evet. Oh siktir. Işık yolun karşısındaki şu heykelin üzerine vuruyor. Dahası da varmış. Oysalada bir şey kurmayacağı zaman her türlü önlem alınıyormuş. Hadi. Oysalanın da salmayanın da. Bunlar ne böyle? Al aşağı bir düşeydin göreydim ben seni. İşte oluyor. O şeyin elindeki bir prizma. Şuraya vurması lazım. Dur bakalım şöyle bir deneyim. Kardeş ben yatıyorum görüşürüz. Eyvallah abim görüşürüz. Allah'a emanet ol. Geldiğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah'a emanet olsun.
tatiller, iyi istirahatler. Hadi bakalım. Oldu gibi. Evet. Şimdi diğer ikisine bakalım. Aa, bu kırılmış lan. Ha. Pek iyi başlamadık. Bekle. Bir fikrim var. Ne yapıyorsun? Doğaçlama. Ha. Bekle. Tamam mısın? Evet. Bana para geldi, işsizlik parası 333 euro geldi gibi gitti. İşte. Ya ne olacaktı? Tamam. Ya ne olacaktı o zaman? 333 Banu Alkan'ın telefon numarası. Oldu. Of. Önce diğer tarafı yapmamız gerek. Yani aynayı bırakabilir miyim? İstiyorsan bırak. Bırakma. Bununla taş baş bir şey yok mu yapalım? Bu böyle gidecek. Her gün gidersin. Sen öyle dur ama. Şimdi burayı yaptık. Burası oldu. Şimdi şurayı halledeceğiz. Heykel doğru yerde. Aa, evet. Nadine, rica etsem. Yaptım bile. He? Tamamdır. Ben şunu anlamadım. Bunu buraya koyduk. Bitti. Her gün gider. Tamam. Bir daha heykel olabilir misin?
sağlam durmuyor. Tamamdır. Diğer tarafı kadını... Tamam, işe yaradı gibi. Tamam, yaptım ben de. Peki, bunu bırakıyorum. Bekle biraz. Neler oluyor? Buradan bir şey göremiyorum. Bir saniye, biraz bekler misin? Bu kadar çok su. Evet, bu bir arınma ritüeli. Al, istersen bırak artık aynayı. Haydi ayna. Bizi buldular. Hazır ol Kriva'yı. Geliyorum, geliyorum. Buraya gel. İyiyim, evet iyiyim. Yürü. Koş, 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 koş. Ben çok iyi olacağım. Ananın... Versen bana ya. Nereden gideceğim ki? Ya siktir git ya. Ölüyorum lan. Aa ölmedi. Sana doğru. Allah'ım. Hep ulaşmamalıyım. Ya
Taramalı al, hayat kurtarır. Hocam taramalısına da. Salak ya bu karı, yemin ederim. Herhalde saçma saçma. Bir dakika, ne yazmış? Hadi lan oradan. Ama yok ya, bölümü burada, oyunun bölümü burada bitiriyorum. Oy de, geldik. Vay be, ne düşüştü ama ya. Bir an endişelendim. Gelin, kavuşma vakti. Sizi ele vermedi. Bayağı da uğraştım aslında. Sam. Tanrım. Hey, hayattasın. Sam. Sorun yok. Zaten kız gibi buluyorum. Demek öyle. Şu kelepçeleri çıkarsınlar da kız kimmiş gör. Onun burada ne işi var? Yardım bul dedim, buldum işte. Tamam ama... Açıkçası... Entrikacının hası çıktın. Önce diskimi çaldın, sonra uzmanın beni dönüp dolaştırdı. Çok akıllıca. Damarlarında az da olsa int kanı varmış. Tabii. İltifat ediyorsun. Bayağı iyi lan. Görüntüyü kes. Şimdi başladığımız işi bitirelim. Yavaş olun. Vay be, Nadine Rose. Benimle konuşma. İyi görünüyorsun diyecektim. Sağır mısın? Bu koku da ne? Ah, çok özür dilerim. Bu aralar pek fazla temiz su ve sabun bulamıyorum da Tanrım. Onca kişi arasından getirdiğine bir bak. İyi de pek çok kez hayatımı kurtardın. Pek çok kez de Nathan ve beni öldürmeye çalıştığını hatırlıyorsun değil mi? Ama adil olalım. Siz de onu öldürmeye çalıştınız, değil mi? Evet ama demek istediğim o değil. Demek istediğim sırtımızı döndüğümüz anda bizi bıçaklayabilir. Söylediğin her şeyi duyuyorum. Biliyorum. Ben ona güveniyorum. Şey, bak ne diyeceğim. Tamam. Sanırım sadece elimiz boş döndüğümüz için biraz canım sıkkın o kadar. Sen nasıl hissettiğimi biliyorsun gerçi. Hadi ama. Çok şık. Teşekkür ederim. Şimdi sırası mı çocuklar? GTA Vice'daki adamın tişörtü değil mi lan o? Şey, gömleği değil mi? Acele et! Hıhı.
Kralların son bir sınavı daha var. Bize burada ihtiyacın yok gibi görünüyor. Biz ufaktan... Hayır, tam aksine. Hikayeyi biliyorsundur. Bak şimdi. Shiva Parashurama'ya baltayı verdi. Ganesh'in yüzüne inen bu balta, en büyük tanrılardan olan Shiva'nın kudretli oğluna diz çöktürdü. Bir savaş zayiatı daha. Sakın. Evet, gerçekten Chloe seni öldürecek. O haklı. Eğer reddedersen... ölümlerini an be an isteyeceksin. Tamam, kabul. Lan ne ölmüyor lan? Buraya kadar boşuna mı geldik biz? Chloe sakın. Bu adam bir adam. Shiva ve Parashurama. Bir adam da yok muydu bizim tarafta? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aynen. Aptallık etmeye kalkma. Ananı belleyeceğim ben şimdi. Parashurama ve Ganesh. Peki şimdi? Chloe, bu salağa istediği şeyi verme. Susun! Sabrımı zorluyorsun. Sabrını. Susun! Ganesh. Lan boş yapma. Önündeki engelleri kaldırman gerekmiyor muydu? Chloe, bundan emin misin? Hayır. Come
Az siktir. Onun avradını. Ganesh. Önümdeki engelleri kaldırman gerekmiyor muydu? Chloe. Bundan emin misin? Hayır. Ne yapıyorsun? Sus ve izle. Ay anasını satayım ya. Ganesh. Önümdeki engelleri kaldırman gerekmiyor muydu? Teslim oldu. Ona navradını. Ne? Sen iyi misin? Evet. Bunu beklemiyordum. Yok artık. Herkese taş çıkardı. Ben anlamıyorum. Lafın gelişi. Çünkü konuyu tam olarak anlamadın dostum. Ganesh baltayla darbeyi alacağını iyi biliyordu. Ama bu çok saçma. Senin gibi bencil biri için öyle. Dinle. Aslında Ganesh Parashurama'yı kolayca yenebilirdi. Ama bu durum Shiva'nın baltasını çok zayıf gösterirdi. Yani güçsüz. Ganesh babasının onuru için kendini feda etti. Bak o bile anladı. Üstelik damarlarında Hint kanı bile yok. Sen de abi gönül olacaksın. Ne oldu? Konuşmayacak mısın? İstersen nereye sokacağını söyleyeyim. Şimdi dostlarım, sizi bizzat öldürürdüm ama talihimi döndürdüğünüz için tanrıları kızdırmak gibi bir niyetim yok. Tamam da adamların ne yapıyor? Odayı suyla dolduracak. Seni özleyeceğim. Hadi ama, bunu gerçekten yapacak mısın? Aslında hiçbir şey yok olmaz. Sadece arınır ve yeniden doğar. Uğraşacağını öldür gitsin. Doğru. Ciğerlerini suyla dolarken seçimlerinizi düşmeniz için zamanınız olacak. Sonraki yaşamınızda daha dikkatli olun. Pislik. Sizi bilmem ama kafamın içinde şu an bin bir pişmanlık dolanıyor. Bir de bana sor. Can bak, seni şöyle güzelce bir benzetmeyi istiyordum. Ney, dur biraz. Birlikte boğulma konusunda ben de mutlu sayılmam. Biraz susar mısınız çocuklar? Düşünmeye çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Dua edin, hazırlıklı gelmişim. Evet. Tamamdır. Bir dakika. Beni çöz hadi. Geldim. Tamam. Önce bayanlar. Yok canım, acele ettirmek istemiyorum ama lütfen biraz acele eder misin?
Nefes alın. Hadi ama. Asiktir, neden geberdik? Aman ha, aman aman. Aman neyim bak. Eyvah eyvah. Öldüm amına koyayım. Sigarayı bırakacağım. Eğilin. Bizi gördü mü? Umarım hayır. Hasan helikopteri nereden bulmuş? Belki alıcınındır. Nasıl yani? Ashabı konuşurken duymuştum. Eski tren deposu ve takastan bahsediyordu. Fil dişini satacak. Kültürel kuruma buraya kadarmış. Hey dur bir saniye. Dinle. Oradayken teşekkür et. Mesleki nezaket. Elbette. İyi miyiz? Hayır. Tamam. Acele edersek satış başlamadan müdahale edebiliriz. Ha, işte aracımız. Evet. Şimdi şöyle. YouTube'cum burası, bölüm sonu. Bir sonraki bölümde görüşürüz.